Hayata gülmeyi öğren. İnsanları güldürdüğümde benden hoşlandıklarının çok çabuk farkına vardım. Bu dersi hiçbir zaman unutmayacağım. Kuzey Kaliforniyalı profesyonel bir konuşmacı olan dostum Jim Pelly, nükteli dövüş sanatında kara kuşak sahibi. Bütün ülkeyi dolaşarak Fortune 500 şirketlerinde, iş yerinde mizah konusunda programlar düzenler ve Lighter Works adlı mizahi ve bilgilendirici dergisinin abonelerine düşündürücü katkılar sunar. Hayata gülerek yaklaşan ve başkalarına da böyle yapmada yardımcı olan bir kabin görevlisine ilişkin öyküsünü herkese anlatmam için Jim iznini benden esirgemedi. Kıyıdan kıyıya uzun bir uçak yolculuğunda Jim'in yanında özgün zor insan oturmaktadır. Bu mutsuz yol arkadaşı her şeyden şikayet etmekte. Çantası yukarıdaki rafa sığmamaktadır. Orta sıranın orta koltuğuna sıkışıp kalmıştır. Yemeğin gelmesi 2 saat sürmüştür. Üstelik verdikleri de sıcak yemek değil. Soğuk sandviçlerdir. Bay Zorluk sandviçinden bir diş aldıktan sonra tepsinin üstüne atıp çağırma düğmesine basar. Kabin görevlisi bayan hemen belirip kibarca sorar. Evet bayım, size nasıl yardımcı olabilirim? Adam sandviçi görevlinin yüzüne doğru tutarak bu çok kötü bir sandviç diye homurdanır. Kabin görevlisi bakışlarını adamdan sandviçe doğru çevirir. Sonra gene adama ve tekrar sandviçe bakar. Dönüp bir kere daha adama bakar. Sonra parmağını sandviçe doğru sallayarak yüksek sesle azarlar. Kötü sandviç, kötü sandviç. Adam birden silkinerek koltuğunda dikilir. Jim kendisini tutamayıp kahkahaya boğulmuştur. Kısa bir sessizlik anından sonra canı oldukça sıkılmış olan yolcu da gülmeye başlar. O dakikadan sonra sessizliğini muhafaza eder ve işbirliği yapmaya başlar. Jim daha sonra uçağın mutfak bölümüne giderek kabin görevlisini tebrik eder. Harika bir yanıt verdiniz. Bunu önceden mi düşündünüz? Kadın şöyle cevap verir. 25 yıldır uçuyorum. Uzun süre önce zor insanlarla başa çıkmayı öğrenmenin en iyisi olacağını keşfettim. Çünkü her uçuşta böyle en az bir kişi oluyor. Onları nasıl değiştirebileceğimi öğrenemezsem hem benim hem de uçaktaki diğer herkesin huzurunu kaçıracaklardı. Öteki hosteslerle o zamanlar kendimizi böyle adlandırdık, konuştum ve bu tür sorunlu durumlarda ne yaptıklarını sordum. Eğer uçağımız iniş için 17. sıradaysa ve herkes bağlantılı uçuşlarını kaçırmak üzereyse ne yapabilirdik? Teknik bir sorun çıkmış ve uçuş kapısına geri dönmemiz gerekiyorsa ne diyebilirdik? Böyle bir dizi keyifli yanıt topladım. Bu sayede karşılaştığım her durumla başa çıkabiliyorum. Görevli şöyle devam eder. Ne olursa olsun bir mizah duygusunu korumaya hep çalıştım. Hiç kimsenin davranışı ne kadar saldırgan olursa olsun gücünün uçuşumu yıkıma uğratmaya yetmeyeceğine karar verdim. Bu beni kaç kez kurtardı bilemezsiniz. Mark Twain'in dediği gibi, mizah büyüktür, her şeyden önce kurtarıcıdır. Ortaya çıkar çıkmaz huzursuzluğumuz ve öfkemiz uçup gider ve yerini güneşli bir ruha bırakır. Ne olursa olsun mizah duygunu kaybetmeyeceğine söz verebilir misin? Bu sana meydan okumalara lanet etmek yerine içinden gülerek karşı koyma yeteneğini kazandıracaktır.